Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah Eroğlu. Yine çok bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Bu videoda da diğer videolarımızda olduğu gibi aracın neden arıza yaptığını, arıza tespitini nasıl yapabileceğinizi ve arızalı parçayı nasıl değiştireceğinizi sizlere göstermeye çalıştık. Bu sayede sizler de araçlarınızın arızalarını tespit edebileceksiniz ve arızalı parçayı nasıl değiştireceksiniz bunları öğrenmiş olacaksınız. Kanalımızda zaten birçok eğitici video var. Bu videoda da yine sizlere harika şeyler öğrettik. İnşallah faydalanırsınız ve bizlere dua edersiniz. Bizi ilk defa görüyorsanız eğer kanalımızı incelemeyi unutmayın. Videoya başlamadan önce de bir like atarsanız, hala da kanala abone değilseniz aşağıdan öncelikle kanalımızı inceleyin, beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lafımızı fazla uzatmayalım ve artık videoyu oynatalım. Araç Fiat Tipo MP motor müşterimiz İstanbul'dan geldi. Müşterimizin başlıca şikayetleri benzinde titremeli ve uğultulu çalışma, tekleme varmış, bujiyi kurum bağlamış, sarsıntılı çalışma, kalkışlarda silkeleme yapıyormuş. LPG sistemi sıfırlama yapılacak, LPG tank stepmeye alınacak, rolante düşük devirde kalkışta silkeleme var. Not demiş, tankın süresi dolmuştur, yeni tank stepmeye yapılacak. Gazda sabitlemiyor, egzoz patlatıyor. Motor bakımı yağ fitnesi, hava fitnesi, benzin ve polen fitnesi değişimi istiyor. Şanzıman yağı kontrol edilecek. Baskı balata, motor takozları kontrol edilecek. Gerekli görülürse şanzıman yağı değişebilir dedi. Kalorifer, petek veya hortumlarda kaçak olabilir. Hava soğukken ön cam buhar oluyor motor ısınınca, ondan dolayı demiş hortumlar kaçak olabilir. Fren balata, ayar ve kontrol. Kartel conta yağ kaçağı var, conta değişimi. Egzoz muayenesi yapılacak son olarak da. Araca yapılanlar buji kabloları değişmiş, NGK takılmış bir hafta önce. Benzin enjektörü, benzin geri dönüşü, eksantrik mili, krank sensörü değişmiş. Öncelikli olarak araçta tekleme olduğu için şu an bir Erkan Usta LPG tesisatını komple söküyor. Daha sonra aracı benzinde bir saat moduna alacak. Benzinde bir çalıştıracağız. Araç saat gibi olduktan sonra LPG montajı yapılacak. Zaten sistem değişeceği için her şey daha güzel olacak böyle. Evet, şu an Uğur Bey de burayı söküyor. Garibim burada kalmış. Sıkışmış burada. Sen müjdarı biliyor musun? Yapıyorlar ya. Evet, şu an bahsettiği tank 32'lik arkadaşlar. Bu sökülecek, stepneye konacak. Tankımız çıktı. Şu an toparlanıyor Uğur Bey. Şimdi aşağıdan kabloları çekeceğiz. Evet, arka tarafta bir işimiz kalmıyor. Evet arkadaşlar, aracı benzinde çalıştırdık. Zaten benzinde müşterimize söylemişti tekliyor diye. Şu anda kırvatör kapağını açtık ve eksantrik bayağı yemiş. Daha sonra müşterimizle konuştuk. Eksantrik değişmiş fakat çıkma takmışlar. Eski orijinali de bagajda dedi. Kontrol edeceğiz. Bujilerde kurum yaptığı için şu an komple kapak açılacak. Sekman da atılacak araca. Komple tesisat söküldü. LPG tesisatı komple söküldü. İşlemler başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoğu aşama ilerledi zaten. Bakalım problemler nelermiş. Hep beraber göreceğiz. Gidecek ya. Abla sökebildiğimizi sökeriz. Şu benzin hortumlarını falan ayırayım. Yan kelpeten, yan keski bunu dersin. Olur. Yan keski burada kullandım ben. Niye söylemiyorsun? He? Kullandım da nerede, bu gözükmüyor şu an. Yok, bu da mı oldu? Moralimi bozdu. Yemin et, ben açamam. Ben daha önce kahvaltı bile yapmadım, biliyor musun? Gördün mü? Bak buradan su kaçırıyormuş ha. Bilal, bu hortum değilsin, gördün mü? Hangi hortum? Ha bak şu. Bak buradan şey su... kelepçesi var değil mi? Bunu buradan su kaçırıyor. Hadi yemek hazır değil mi ya? Ben mi aldım ya? Eliver saklıyoruz biz. Ölmüş. Kendi olayı. Şuna sıkıyoruz. Sesler
Otomatik kullandın mı onu sen burada? Yok, şu önünde abi. Hani? Değil mi? Usta mı yok? İyi, iyi. Barış abi ne yaptı ya? Topluyor mu? Ulan bir daha. Abi bunu direkt buradan söksem ne olur? Niye? Sökmüş olursun. Yok bu sıyırttırmışlar biliyor musun? Niye sıyırttırmışlar? Ayarlı pensede sıkarsan sökülür. Oğlum ne bileyim orası daha kolay gibi. Alo. Hadi kütçeden mi? Dur lan elime dur bakayım dur. Bakayım. Ha bunu sökmüşsün. Hmm. Sök o zaman oğlum onu buradan. Adam doğru mu zaten? Çok zorsa söksün. 22 mi o? 22. Ha? Evet. Ya bak işte 22 değilse 24'tür o. 24'e benziyor. Evet. Ben 24 demedim mi size? Normal düz olsa şimdi 50 kere söküldüydü. Abi MP, MP hayattır. MP. Ustam kapağı komple kendisi dağıttı. Tamam. 15 dakika bir şeyler yaptı ama olmaz. Kim toplayacak? Şu an elektrik yok arkadaşlar. Elektrik olmadığı için çalışamıyoruz. Araçlar kaldı. Fakat şu anda yine de çalışmalar devam ediyor. Bilal Usta şu hortumu gördün mü? Bak. Evet, o hortum. Sindir kapak çekince hortumları hepsini takip edeceğiz. Evet, bütün hortumları kontrol etmemiz lazım. Çünkü çatlamış bayağı. Zaten araç sahibi güzel bir bakım istiyor. Her şey olsun istiyor. İşte elimizden geldiğince her şeyini yapacağız Allah'ın izniyle. Arkadaş ya bu ne olacak diyor araba. Bakmıyorsanız yapmayın diyor. Seni mi aradı o esnaf? Yana çekmiş kartı. Ben de söküyorum. Burada contalar. Kapalı. Hadi bismillah. Bunu söktün mü arkadaşım? Şöyle de çöktüm diyorsun. Ne ya? Efüzü söktüm ben. Kilitli kilitli. Bunu var abi. Doğru değil. Hah. Bak yerine. Evet. Evet, şu an contayı görüyorsunuz arkadaşlar. Conta çürümüş. Buradan yemiş. Yemiş değil. Conta çürümüş yani. Peki buradan çürük olması ne yapar? Su mu atar? Hangi? Yağı suya karıştırmaya başlardı. Bir de şey var. Piston üstüne su alır. Antifriz kullanılmamış daha önceden. Evet. Yeni kullanılmaya başlanmış. Ve kullanıldığı için de contayı açmış olabilir mi abi? Buradan da açmış. Yok orası değil. Çok az bir şey. Conta çürümüş artık. Burada buraları yapan böyle antifrizsizlik. Yine bir antifriz vakası. Ne oldu abi? Çürük. Çürük değil mi? Ya bugün sökülmese bu yanacakmış ama biliyor musun? Tamam tamam. Valla bir şey kalmamış yani. Böyle bir iki sallamayı görüyoruz. Kapakta bir şey gözüküyor. Aa buralar da çürümüyor. Meşale nerede Muhammed? Yok çürüme yok buralarda. Helal abi. Buralar artık antifriz olmaması çürütmeye başlamış yavaş yavaş. Taşlama inşallah kurtarır. İnşallah. Ama bu araç yağ yakıyor. Yağ yakıyor yağ. Bujileri zaten kurum yapıyor diyordu. Kurum yapar yağ yakıyor araç. O zaman sekman. Sekman kurtarırsa. Bir konuşalım adamla. Hayırlısı. Araçta antifriz olduğu için eski antifrizini alıyoruz arkadaşlar. Bunu süzgeçle temizleyeceğiz. Tekrar araca koyacağız. Derecesini ölçtükten sonra
Şu an müşterimize bilgi vereceğiz. Müşterimizin onayıyla hareket edeceğiz. Gerçi motor gerekiyorsa motor yapın demişti ama tekrar bir konuşalım. Ona göre hareket edelim. Tofaş'ın kapağına benziyor la blo. Tofaş'ın zaten abi. Normal. Sadece emme farklı. Emme farklı sadece. Bu adam bir manyak ya. Motor, her şeyi biliyor ya. Motor Tofaş'ın zaten abi. Ne yaptın? Benim ortasını bir ortasını çökmüş. Ustamız. İncelmiş. Bunu çekemez. Çok yapmış. Evet, şu anda müşterimizle bir konuşacağız arkadaşlar. Kendisi çünkü burada değil. Abi ben Uludağ Ato, Bursa'dan. Merhaba abi, nasılsın? Teşekkür ederim gülüm, sen nasılsın? Bir şey daha çok şükür çalışıyorum. Sağlık olsun üzerinde. Eyvallah gülüm. Allah sağlık sıhhat versin. Şimdi. Bizim biraz büyük galiba. Senin araba eksantrik bir tik, üstündeki ele birkaç yerden bir tik. Bagajdaki de bir tik, bir tanesi bir tik eksantrik. Yemiş o da. Onu zaten ikinci el takmışlar. Doğruluktaydı araba. Senin beden değil. Abi anlatmıştı ben biraz. Açalım bunu. Sekmanlarını yaptıralım. Sekman atılsın buna. Üstü de kapatsın. Canavar gibi olsun. Sibopları değişecek. Sibopları atıp. Sibopları onun kapakçı karar verecek abi. Sibopların bir tikse değiştirir. Bir tik değişse üstündekileri takar. Valla ona fiyat şu anlık veremem. Kapakçıya gidecek kapak. Bir de kapak taşlanacak. Bir de antifrizit kullanılmış. Contan da çürük. Videoda göreceksin zaten, izleyeceksin. Contayı çıkarttık, evet, conta çürük çıktı. Ben arabayı getirdim. Konuşurken dedim ki abi, bu biraz sıkıntı var contada. Çünkü pujlar kuru olmalı. Büyük ihtimalle bunu kapak falan söyleyebilirim. Zaten ben ona size bilinçliydim zaten o. Doğrudur. Gülüm valla ben derim 8, sen dersin 10. Buna çünkü LPG şeyde takılacak galiba. Komple değişecek gaz sistemi. Bunlar değişti. Bunlar bu kadar tuttu kardeşim. Söyleyeceğim sana. Eyvallah gülüm, eyvallah. Ben ne gerekiyorsa yapma. Tamam abicim. Bir de fren balata. Frenlerde de sıkıntı var. Ya biz şimdi bu şu motor işini halledelim. Bir kavramasına bakarım ben. Kavramasında tamam. Da bir problem varsa ona göre baskı balataya geçeriz. Tamam. Tamam gülüm. Frenleri de bakarsın bu hani daha sonra da abi hani yeterince kuvvetli basmıyor mu bilmiyorum. Fren çok sert sanki hani kuru frenmiş gibi araba hani. Bakarım, hoşuma gitmezse frenciye götürürüm abi. Tamam abi, sıkıntı yok. Tamam. İstiyorsan kapora İvan yolları sana biraz da kapora yapayım. Hayır. Ben iş bitti mi abi? Tamam abicim. O zaman bu hafta gelmiyorum. Ben bir dahaki hafta inşallah. Ben sana haber vereceğim bittiğinde gelebilirsin diye. Tamam. Çünkü cuma günü çalışmıyorum ben. Ona tamam. Göre ayrılırız. Tamam gülüm. Tamam gülüm. Tamam. Görüşürüz. Allah'a emanet. Evet. Müşterimizi bilgilendirdik. Gördüğünüz gibi. Kendisi de onayladı. Şimdi kapakçıya gidecek. Teste girecek. Araca bir sekman atılacak. Değil mi? Sekman atılacak. Çünkü bayağı bir kurum yapmış. Üfleme de var motorda. Zaten bujiler de kurum yapıyor. Aynı zamanda antifrizlik kullanılmamış. Yani hep pas. Kapakta da ufaktan çürüme yaptırmış. Şimdi alttan açacağız. Çıkartacağız bunu, pistonlarını çağıracağız. Gömlekler güzel. Bak hiç set yok. Ama yağ sekmanları bitmiş sanırım. Yani kompresör sekmanları değil ama
yağ sekmanları iyi olduğunu sanmıyorum. O yüzden değişecek. Bunu da birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer aşama. Evet, günaydın arkadaşlar. Ustalar ben yokken aracın pistonlarını alttan çıkartmışlar. Şu an üstten çıkartacağız. Yağını falan boşaltmışlar komple. Pistonların hali bu şekilde. Beni beklemişler, sağ olsunlar. Yataklardır zaten, değişecek yatakları. Artık şey bitmiş. Sekmancı da gelecek zaten birazdan. Yağ kanalı. Yağ salıyor yukarı. Tamam. Sekmancının yorumlarını da dinleyeceğiz. Sekmen atılacak bir takım. Ufak tefek çizikler var ama bunlar kurtaracak artık. Çok şey değil. İnşallah motora gerek kalmaz. Yok yok. Motora gerek kalacak. Öyle şeylerde bir şey yok yani. Yataklarda. Tamam. Yuvalarda böyle. Çok hala alınacak bir şey yok. Sekmancı gelecek arkadaşlar. Sekmancının da yorumlarını dinleyeceğiz. Daha sonra araca sekman atılacak. Bujilere kurum bağlama olayı, yağ yakma olayı engellenmiş olacak. Krankta da bir şey gözükmüyor. Krank da temiz. Krank da temizledi. Evet, sekmancımız geldi arkadaşlar. Aa, sekman atacak. Su mu bu? Mazotumuzu sıkıyoruz abicim. İlk başta mazot. Tamam. Aparatımızı ayarladık. Tonlamamızı çekeceğiz. Tamamdır. Kaç numara olması lazım zımparanın? Numaranın 3 veya 4 numara. 3 veya 4 numara. Evet. Tamam. Yeterli olacak.
tonlama işimiz tamam. Tonlama mı oluyor? Genel temizliğimizi yapalım bir. Ondan sonra pistonlarımızı takalım. Olmadı mı? Ne istiyorsun ustam söyle? Bir 14 alayım. 14. Ali abi 10-15 dakikaya geliyorum diyor, aldım diyor. He? 10-15 dakikaya geliyorum. Tamam gelsin, tamam. Tamam. Hazırlığını yapalım. Abi. Bir balata spreyiyle bir şey yapalım. Hadi. Ben de alayım balata spreyi bir tane. Yok, ben de alayım. Ustam şu mumdayı bir al. Mumdayın anahtarını al ustam. Tamam hadi sen çabuk ol. Gel bekliyorsun bak. Hadi gel. Onları aldım orada. Abi aldım diyor. Conta kesmek geliyorum. Kazı getirdin, uyuyor musun böyle ya? Abi ne yapayım şimdi dedim. Git, geri gel. Yani İlhamda bir sürü elimizde var da hatta onları ben ötekileri yaparız. Sürdüğümüz yağın numarası önemli mi yoksa? Ya sürdüğümüz yağın numarası çok önemli değil. Ama gene 10-15 numara olması yeterli. Hazır yatağımız da gelsin. Ondan sonra montajını yapalım. Thank you.
her şeyimiz hazır. Krank falan durumu nasıl sanıyorsun? Krankın durumu güzel. Güzel. Yatakları değişti mi? Sıkıntımız yok. İnşallah. Sistemleri montajını yapalım sonra... Bujileri falan yağlıyor musun zaten? Bu hepsi... Yağlar tabii hepsi şimdi şu an... Kurum bağlatılmış bunlar gidecek. Gidecek. Tamam. Aracın performansı da artık. Görelim. Silindirlerimiz güzel. Tamam usta. Evet ben bir yere kadar gittim arkadaşlar. Ustamız çakmış pistonları. Yataklar da değişti bunlar. Yataklar, kol yatakları, kepler. Kol yataklarımız. Şurada. Bunlar da eskileri. Onlar eskileri. Şöyle montajımızı yapacağız. Sen abi üstte yağ vermiş zaten pistonlar üstte yağdı. Sekmanların durumu nasıldı abi? Yağ sekmanları olsun, kompresör sekmanları olsun. Motor ne yaşamış abi? Yağ sekmanların durumu çok kötü değil, çok da iyi değil ama motor zaman içerisinde hararet gördüğü için sekmanların performansı düşmüş. Düşmüş. Bundan dolayı yağ sarfiyatına başlamış. Evet. Tabii sadece bununla alakalı değil, bunun üstünde Sibop fişeklerinden olabilir, zaten duman Sibop, lastiklerinden Sibopları olabilir. Sibopları gidikti. Evet. Kapaksızlı Sibopları yanık dedi, bir takım Sibop dedi. Sibop aldım götürdüm zaten. Tamam. Sibop değişiyor, eksantrik değişiyor, duman lastikleri değişiyor, keçeleri değişiyor. Tamam, onlar da değiştikten sonra zaten alt üst sağlam olduğu zaman kompresör de daha yerinde olur. Tabii tabii yani aracın yani rektifiye gibi olmasa da %70-80 performansı yakalaması bizim amacımız yani. Evet. Zaten gömlekleri de ben çok güzel gördüm. Güzel. O yüzden rektifiyeye gerek duymadım. Yok gerek yok. Silindirlerde aşıntı çok şey yok. Aynen. Sekmanla kapatla bu iş çözülecek. Aynen. Peki abicim sağ olsun. Ellerine sağlık. Sağ teşekkür abi, ederim. Abi. Ne yapışmış oluyorsunuz sayın Gamze'ye ya? Şeyde yağ kompresörcüsü de var. Takım yaşında var mı? Aldım ya ben bir tane. Getireyim mi ücret için? Tam da var.
Kimisi kalmış burada pompana. Yok ettim onu. Helal olsun lan sana bir usta. Nokta kadar yeri biletimi izledim ben. Bu adam bir manyak ya. Jilet misin lan? Fabrikasyon döküm mü yapıyorsun ya sen? Burayı iyi temizlemezsek kartel cundası bir daha kaçıracak. Helal olsun. Kapak. Kapak? Değil mi? Pompayı. Kapak akşama getirirler herhalde dün üstüne. Şöyle kartellere. Ama hemen sürücü, hemen gidecekse araba süremiyor. Neler yazmış? Adam ne kadar hızlı döndü be. Yetişemiyor kamera. Bu adam bir çıldı. Evet, su borumuz çıkmış arkadaşlar. Bilal Usta boruyu sökmüş. Boruyu görüyorsunuz zaten halini. Giriş yerleri de çürümüş. Şuraya bakın. Yani katran olmuş. Buraya kadar sökülmüşken orayı da sökmüş. Bu borular ne olacak? Değişik mi bile? Değişik. Çoğunu değiştireceğim. Kartlı çoğu boruyu... T'lerin kelepçelerini falan hep değiştireceğim. Mesela. Evet. Kelepçeler artık mahvolmuş. Aynen öyle. Yüzeyi zımparalamışlar. Az kalmış. Daha önce alıcısız kullanılmış. Baksana hep çamur, pislik. Temizlenmiş hali. Bir tur daha yaptım az önce. Bak buralar daha paslıydı. Hep içinde var ne yok. Boşalttım. Evet. Bu iş sen de biliyorsun. Sen işini biliyorsun yani. Tamam. Sana güvendik, bıraktık. Bak. Kapatıyorum şu anda. Sonra yukarı çekeriz temizlensin diye istiyorum. Evet, kapakçımıza geldik arkadaşlar. Şu an kapağın durumunu öğreneceğiz. Kapağımızda çatlak varmış sanırım, öyle duyduk. Evet abi. Öyle gidiyor. Buradan buraya kadar çatlak. Gördüğünüz gibi. Ama kapak düzgün kapak. Değişmiş mi abi daha öncesinde? Yok, daha önceden değişmemiş. İlk defa sökülüyor bu kapak. Orijinal evet, abi. Orijinal kapak. Yani bu bayağı bir hararet görmüş. Zaten kont hep buralardan evet. Çürüktü. Evet. Kahveden bir hararet görmüş, çatlatmış kapak. Bu nasıl bir etki yapar abi? Abi zamanla buradan açar. Zaten altı su kanalı. Buradan su verecek. Tekleme var bir de araçta. Bundan dolayı yapar mı? Şu anki halinde bununla alakalı değil tekleme ama tekleme. Sivoplar... eksantriklerinde yemiş. Teklemeyi ondan yapıyoruz. Peki sivopların durumu nasıldı abi? Sivopları da çok bozuktu. Değiştirdik.
Şimoblarını değiştirdik. Şekerde bozmuş var mı abi şekerde? Şekerde bir şey yoktu ama şimobları bozuk. Veysel direkt birini yemişti, onu da değiştik. Evet. Şişesini falan değiştik, hepsini yeni kapağı, yeni montajlar yaptık yani. Tamam abi, sağ olasın, Allah razı olsun. Taşlanmış ama değil mi? Taşlanmış. Yok, taşlanmadı. Hiç piyamadı mı? Taşlanmamış. Sadece kumlama yapılmış. Ha, kumlama yapılmış. Evet. Öyle belli olmuş. Kumlamadan sonra... Heh, aynen. Burası sıkmış. Özellikle baktım o kadar. Burada bir su gördüm biraz. Şüphelendim, tamam mı? Burada hafif bir su gördüm. Çatlağı görmedim. Kumlama yaptıktan sonra çıktı piyasaya. O zaman dedim çatlakmış. Yani sökülmüşken bir daha söktek olmasın abi. Bir daha diske zaten gerek yok. Diske gerek yok. Değişmiş. En mantıklı olandır zaten. Bu kapak her zaman sökülmüyor. Evet, bu evet. Eksen boğaz değil ki söktek yapalım. Devir daim değil. Aynen istedim. Valla kapak da çok temizmiş ama. Ya hararetten ne olmuş abi burada? Ya hararet? Evet. Bayağı bir hararet görmüş bu. Görmüş. Yani... Zaten sekmancı da onu söyledi. Evet. Sekmandan artık kavramış, hararet görmüş araç. Evet. Araç sahiplerine buradan sesleniyorum. Böyle hararetleri devam ettirmesinler fazla. Çok işleri yoğun, yani sıkıntıya kalmış. Aynen, baksana kapakları var. Kapak da burada arkadaşlar, montajı sağlanmış. Şimdi araca montajına gidiyoruz. Evet, şu anda aracın bu su tesisatı değişecek arkadaşlar komple. Zaten gördüğünüz gibi paslanmış kelepçeler. Harici olarak bunlar plastik. Bunları biz metale çevireceğiz. Hortumları görüyorsunuz. Göremiyorsunuz, şu an görüyorsunuz. Bilal'in kolu vardı çünkü. Bilal hep bize engel olsun Bilal. İzleyenlerle aramıza girdi. Şu şekilde. Ayrıca olarak kayışlarımız değişecek. Kayışları artık çıkınca gösteririm. Şu an öncelikle bu işlemleri halledelim. Şimdi böyle yapınca daha güzel olur. Evet. Görüyorsunuz. Buradaki hortuma da bakacağız. Bunda bir şey varsa onu da değiştireceğiz. İnceliyoruz hepsini. Biliyorsun tek tek inceliyor. Bu kadar açılmışken önümüzü görüyoruz. Her şey kontrol ediliyor. Evet, T'lerimiz bu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hem de tırtıklı. Tırtıklı sevenler için. Yani çıkması biraz daha zor. Kelepçeler de hep yeni kullanacağız. Kelepçeler. Gördüğünüz gibi cilli. Arkadaşlar bu hortumları neden değiştirmiyor diyorsanız, bu hortumlarda bir şey yok. Şu gördüğünüz çok sert taş gibi geldi bana ama Erkan ustama sordum. Bunun içinde özel demir varmış. Kırılmasın diye. Bu burada yumuşak, hiçbir şey yok. İçini falan da kontrol ettik. Herhangi bir problem yok. Şurasını şu noktayı keseceğiz buradan. Şu pisliği alacağız. Sağlam kısmını kullanacağız. Hortumlarda bir şey yok. Borumuzu şu anda takıyoruz. Güzelce contası da geldi. Contasını da ilaçlayacağız. Güzelce montajını yapacağız. Borunun civata giriş yerlerini de yağladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Rahat girsin. Şimdi contayı Victor'layacağız. Bilal, Victor'u tanıyor musun? Victor. Tanımaz mıyım? Victor'u biliyor musunuz arkadaşlar? Bilenler bilir abi zaten Victor. Abi. Bilenler çok iyi bilir. Victor'cular vardır. Açma lan. İnsanlar olsun, yaptım ben ya. Hortumları greslersiniz arkadaşlar. Hortumun çürümesini engellersiniz. Ve rahat girer.
oynuyor. Öylesine oynuyor. Biz. Cebinden çıkmadı ki o şey. Efendim. Hortumlar çekiliyor arkadaşlar. Burasını neden böyle yaptınız dersiniz. LPG montajına gideceği için burası tekrar sökülecek. Beyine gidecek bunlar. 2 tane. LPG montajı biz yapmıyoruz. Bizim arkadaşımız var. Otosansı sanayide. Oraya göndereceğiz. O yapacak. Ondan dolayı yani bu şekilde. Orada düzeltilecek. Yine hortum çekilecek tekrar. Şu an civata deliklerine hidrolik koyuyoruz arkadaşlar. Civata deliklerinden gördüğünüz gibi çamur çıkıyor. Bunlar çamur. Ve tane tane, kumlu yani. Yeni kapağımızda Bilal, gördüğünüz gibi. Bilal, şu civataları gibi. Bir şey sıkılıyor mu? Ha? Hatırlıyor musun? Ha. Ha, ayak geliyor. Ne ayağı? Buradan. Manifold'dan da Dolenti motorunu falan çıkarttık. Tamam, bir temizleyeceğiz arkadaşlar. Boğaz'da da bir ufaktan kirlilik var görüyorsunuz. Buraya da bir balık spreyi temizleriz güzelce. Çok içi çok pis ama. Çok mu pis? Oo içi evet. Evet içi de bayağı pismiş. Ne olacak o zaman? Temizlenecek güzelce. Sökülme şansı yok ki. Sıkacağız. Evet, aynen. Tamam. Termostatımız değişiyor. Eski termostat da bu. Görüyorsunuz. Arabayı yakmamışız yani. Bunu da değiştiriyoruz arkadaşlar. Blo da bir kontrol ediyor arkadaşlar. Atıklık var mı diye. Evet. Şu an kağıt çıkmıyor bile. Herhangi bir problem yok. Evet. Blokta bir problem yok arkadaşlar. Şu an bir civatalara alıştıracağız. Civatalarımızdan da iki tanesi değişiyor. Birazdan onları da göstereceğim. Neden değiştiğini. Bu civatalarda bir şey yok. Civataların gidişinde herhangi bir problem yok. Arkadaşlar bu arada contayı takarken contaya dikkat edin. Bazıları 1.4'ün oluyor. 1.6, 1.4 karışabilir. Bakın mesela bunun kanalı şu an pistonun çıkış yerini engelliyor. Yanlış takarsanız bunu piston çıkmaz. Bu da sıkıştırır. Bu sefer tekrar kapak açmak zorunda kalırsınız. Bu 1.4'ündü. Şu an 1.6'nın contasını göstereceğiz. 1.6'nın bu gördüğünüz gibi. Hiçbir problem yok. Buna dikkat edin takarken. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Allah korusun. Yer resmi tatil. Harret müşürü de çatlakta onu da değiştirdik. Aa. Değişen müşür de bu arkadaşlar görüyorsunuz. Yani değişmesi normal artık. Yine bir değiştirin diyor. Fakat bu müşürümüzde bir problem yok. Güzelce teflonladık. Şu anda sıkılıyor. Erkan Eroğlu kontrolünde. Görüyorsunuz nasıl kontrol ediyor. Acaba sıkıyor mu sıkmıyor mu? Ustamın uykusu var gibi. Gözleri zor açıyor gibi hali var. Aha. Sen ne yapmak istiyorsan yapalım. Niye? Senin uykun olduğunu nasıl anlıyor bu? Gözleri zor açıyor. Gidiyor mu? Abi, helal olsun. Ya, nereden söyledin? Bakalım millet, ne yapalım ya? Tamam ya, ben nereden söyledim diyor. Allah Allah. Sen başınıyor. Tövbe yarabbim. Tövbe sıra. Ne tövbesi diye. Tövbe de ettirmeyin insana. Başka olur, lazım mı? Evet arkadaşlar bu arada telimiz değişiyor. Bir hayırlı olsun alırız. Eski tel artık biliyorsunuz bu telde neler yaşandı. Barış abi yeni ne demek bak. İstiyor bu konuda bir sorsana. Barış abi ya. Ne demek istersin abi? İzlendir. Telimiz değişti.
Şeyi de mi değiştireceğiz? Her şeyi söyle videoda. Sensörümüz de temizlenecek arkadaşlar. Sökülüyor. Ne oldu abi? Olmadı mı? Temizlik yaptıracak. Hava tabancasıyla şimdi unutacağım bunu. Hava tabancasıyla kurutacaksın. Kurutmazsan ne olur? Ya buraları da temizleyeyim. Oralara döküldü ya. Evet, şimdi bizim meşhur conta boyama işlemine geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz biz genelde contaları boyuyoruz. Bu conta da yağlı conta olmadığı için ısıya dayanıklı soba boyasıyla boyuyoruz. Yağlı olan contalarda bu işlemi yapmıyoruz ama bu yağlı değil. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde contanın ömrünü uzatıyoruz. Contanın dayanıklılığını arttırıyoruz. Çift taraflı olarak güzelce boyanacak. Evet. Kapağı artık yerine bırakma zamanı geldi. Haydi bismillah. Konumuz dışında ama bu da bir bilgi arkadaşlar. Bilye bu şekilde yağlanıyor. Görüyorsunuz. Şu kartalın bilyesi bu. Bak. Parçanın zaten çıkartırken de contası yoktu. Yok zaten satılmıyor, kestirdim ben onu. Satılmıyor. Erdoğan'a gidip kestirmiş. Özel. Şimdi hiç anlayamayacak. Yılan! Bu adam bir manyak. Ya bu adam patron ha.
Arkadaşlar şu an aracı getirdik. Sıfır LPG montajı yapacağız. Nerede yapacağız? Atılı Motogaz'da. Atılı Motogaz'da bildiğiniz üzere çoğu Kestel Gürsü taraftaki müşterilerimizi LPG ile ilgili problemleri olduğunda Lokman ustamız var. Kendisini yönlendiriyoruz. O burada LPG montajı yapıyor. Bizde biliyorsunuz montaj yok. Bakım, tamir var. O yüzden güvendiğimiz adres, gözümüzü kapalı bir şekilde araçları yolladığımız yerdir. Bursa'daki Otosansit'te. Şimdi aracımıza LPG montajı yapacağız. O da Atiker olacak. Öncelikle bir Lokman ustamızı tanıyalım. Ustam kaç yıldır bu meslektesin? 2004'ten beri bu mesleğin içerisindeyim ben. Dükkan sana ait. Dükkan bize ait. Ortaklarından bir tanesiyim biz. İki ortağız burada. Kuruluşumuz 2012'den beri. Egzoz emisyon, LPG, klima hizmetleri vermekteyiz. Bu şekilde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Anladım. Peki LPG olarak hangi markalar? Biz mesela sadece Atiker'e bakıyoruz. Karışık yok bizde. Karışık sizde yok. Biz Atiker marka, Lavoto ve Prince marka bayisiyiz. Diğer markalarda da hizmet vermekteyiz. Diğer ayar markalar, konusunda. Ayar. Tabii ayar konusunda ayar ve bakımlarda hepsinde hizmet veriyoruz. Sadece montajda Lavoto, Atiker, Prince. Prince marka bayisiyiz. Anladım. Evet. Anladım. Kaç güne biter peki? Bugün gün içerisinde bitirmeyi... Bir gün içerisinde bitiriyorsun yani ortalama. Bir gün içerisinde bitiyor evet. Bir gün içerisinde. Randevulu bitiriyor. Çalışıyorsun sen de. Genelde randevuyla çalışıyoruz. Peki, yoğun olduğundan dolayı şimdi randevu sistemi çalışmak zorundayız. Prince, Lavoto, Atiker. Şimdi biz Prince olarak, Lavoto olarak direkt ben yani sana yolladığımız için sana nasıl ulaşabilirler, soru sormak isterler, ona göre gelirler, randevu alırlar. Biz de sistemde telefon numarasını belirtelim. Telefonla ulaşabilirler. 537-237-7294. Kendi numaram. Tabii 724 ulaşabilirler bize. Tamamdır. Herhangi bir soru sormak istediklerinde arayabilirler. Tamamdır. Ustamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi aracımızı teslim ediyoruz. Bakalım işlem sonunda montajımız nasıl olmuş. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Biz şimdi gidiyoruz bağlar başına dükkana. Ustamıza da hayırlı işler diyoruz. Var mı isteğiniz ustam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Evet şu anda aracımızın LPG montajı tamamlanmış arkadaşlar. Teslim almaya geldik. Şu anda gördüğünüz gibi 2-2 yapmış ustamız. Buraları toparlamış. Buraya bir spiral boru yapmış. Tesisatımız. Kabloları falan hep evet. Pis bir görüntü vardı. Kablolar çok dağınıktı. Onları toparlamış ki daha düzgün olmuş işçilik. Öbür türlü daha pisti. Dağınıktı her yer her yerdeydi. Buraları falan toparlamış hep. Yani istediğimiz gibi olmuş şu an. Gaz ver abi, gazın üstüne bakalım. Şu an aracın gaz vermesi de iyi. Daha sonra düğmemizi tekrar aynı yere koymuş. Gördüğünüz gibi stepemizi simit olarak müşterimizin istediği gibi uygulamış. Şu anda araca bir de egzoz emisyon yapılacak arkadaşlar. LPG evraklarımız da çıkmış muayeneye gireceği için araç. Şu anda emisyonumuz tamam arkadaşlar. Kartımız da çıktı. Herhangi bir problem yok. Emisyon kağıdımızı da alıyoruz. Atılı Motogaz'a teşekkür ediyoruz. Hem montaj olsun. Biz teşekkür ederiz. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah. Kusurlarımıza ödediğimiz toplam ücret emisyonla beraber 2800 TL arkadaşlar. Şu an diğer işlemlere geçiyoruz. Şu an araç LPG'de çalışırken bir pırpır ediyordu arkadaşlar. Enjektörlerden biri işiyor olabilir. Onu kontrol edeceğiz. Çünkü benzindeyken bir şey yok. LPG'deyken var. Bu da enjektöre işarettir. Birazdan hep beraber göreceğiz. Komple çıktı şu anda. Kırmızıyla LPG enjektörleri. Enjektörler çıktı arkadaşlar. Çıktı daha. Dipler sarmış hep. Dipler sarmış. Hı hı. Akıtıyor mu şu anda? Benzin kokusu geldi bayağı. Güzel. Borulardakini mi sarıyor?
Ne yapacaksın abi? Çıkartacağız dışarı. Çıkartacağız mı dışarı? Burada bir tane emiş hortumu var. Kargayı ver. Onun emiş hortumunu taktın mı? Taktım. 4 tane enjektör. 4 tane mi alacağız? Lastiği falan da komple etmiş. Şu ikisi salıyor. Bunda zaten contaları falan da etmiş. Yeni olsun, hepsini değiştirelim. Bir daha uğraşılmasın. Bir takım olsun dedi. Tamam. Evet, enjektörler geldi arkadaşlar. Piyanosta iki tanesini takmış. Şu an diğerlerini değiştiriyor. Bu enjektörler daha iyiymiş lan sanki bilen. Baksana. Komple metal. Hayat. Orijinal abi zaten. Orijinal. Kafalarını kirletme Ferro elinde. Enjektörlerimiz takılıyor şu anda. Dördü de değişti. Şu an aracı bir benzinle çalıştıracağız. Gazı komple iptal ettik. Benzin kaçağı vesaire var mı diye. Şu an aracın benzinle alakalı bir problemi kalmadı. Gördüğünüz gibi kaçak da yok. Tespitini de yaptık. Şu an LPG montajını yapacağız. Buradan yakıt giriyor. Yakıt giriyor. Ya diğer enjektörden buradan değil mi? Evet. Diğer enjektör de buradan var. Tamam. LPG tesisatımız takıldı. Şu an tekrar bir marş yapıyoruz. Şu an benzinde. Benzinde yılan gibi. Çünkü gazdayken işeme yaptığı için arkadaşlar kerkinme yapıyordu. Şu an bir problem yok. Benzinde de zaten sıkıntılı çalışıyordu. Ben yokken ustalarım kontrol etti. O saniye çekemedim ama zaten enjektörleri gördüğünüz salıyordu da. Şu an benzinle alakalı hiçbir problem kalmadı. Buradaki okuyucuyu da temizleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toz toprak olmuş. Oksit yapmış. Oksit yapmış şu an. Temizliyor. Aracın ön takımına geçtik arkadaşlar. Evet, meşhur levyemizi aldık. Levyeyi aldı. Senin levyeni hastalar abi. Bir levyeyle bütün aracı kontrol edebiliyoruz. Evet. Bunun ön takım, burası güzel. İçeri. Ön takım sanırım yeni yapılmış. Hiç boşluk yok. Şimdi şuradan bir yak kaçağı var. Akis. Gel buradan gelirsen görürsün. Bak görüyorsun. Şu körükten. Bak yağ. Evet. Evet yağ gördük. Şanzıman yağı. Şanzıman yağı. Buralarda bir şey yok. Motor kulakları zaten sağlamdı.
Evet, tam merkezinde motor kulakları. Hiç şaseler daha belli değil. Şu aracın da, bu aracın da motor kulaklarının merkezi değil. Şaselerde darbe var. Düzeltemeyi düzeltememiş. Evet. Egzozlar yeni değişmiş. Katalizör. Orta su duruşu, arka su duruşu. Komple yeni. Evet, avansörlerde hiçbir yağ kaçağı yok. Buradaki avansörde de yok. Güzel. Buralar bir sıkıntı gözükmüyor. Abi! Takım takım açıp buradan çekiyor. Ötmeyin. Evet, ötme yok. Vidalarda da bir uğultu yok. Evet. Gaz montajı bu şekilde olmuş. Egzoza yakın değil. Muayeneye uyumlu. Evet, muayeneye uyumlu. Buradan geçmiş. Bu olmazsa muayeneden geçilmiyorlar. Bu şekilde geçiyor. Evet, güzel. Aracın ön takımıyla ilgili bir problem yok. Hiç problem yok. Olsa zaten yapacağız ama yok. Akislere bakmadık. Akislere bakalım. İstiyormuş. Teknik almasın normal aslında. Ha, bir daha geleceğim. Bu kart almış. Akislerde hiç boşluk yok. Akislerde de hiç boşluk yok. İyi maşallah. Ama evet, bak gel. Buradan direksiyon şuna doğru yağ gelmiş. Sandık direksiyon kutusu yağ kaçırıyor ama üstteki direksiyon yağ koyulan haznenin sanırım kelepçesi arızalı ki oradan dibinden akıtıyor. Evet gördüm şu anda. Evet. En üstte arkadaşlar gördüğünüz evet. Gibi. Evet onun da kelepçesi değişecek. Tamam. Kalsa o benzinde ver. Efektörde iki tane. Tamam. Yeni körümüz takıldı. Stavrozumuz takılıyor. Aksla ilgili bir işlem kalmıyor daha. Şanzıman yağı dolduruluyor arkadaşlar. Şanzıman yağımızı kaç numara koyuyoruz Ercan Usta? 75-80. 75-80 doldu. Tamam. Evet. Polen fitremiz de geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cilli. Değişiyor. Harici olarak müşterimiz aracın baskı balısını da bir kontrol edin demişti. Biz kontrol ettik arkadaşlar. Herhangi bir problem yok şu anda. Sadece aşağıdan Ercan Usta yukarıda kavradığı için bunu aşağı indirecek. Aracın baskı balata ile ilgili bir problemi yok. Bak burayı normalde bir şey söyleyeyim mi? Bir şey görüyor mu? Silikonu. Evet. Normalde silikon yoktur bunlarda. Direkt sıkarsın. Silikon sürdüğünde de direkt sıktığında bu mantar jonta pörtlüyor. Biz de ne yapıyoruz? Silikonu sürüyoruz. Üstüne sadece tutturuyoruz. Silikonla burası özdeşiyor. İyice kaynıyor. Sonra sıkıyoruz. Tık yağ kaçağı bu sefer. Soft washlarda zaten biraz kronik hastalık oluyor bu mantar jontada kaçırma. O yüzden böyle yapıyorum. Çözümü böyle. Evet. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Bana bir 17 ile 10 yarım ver. De biraz ayarı da şuradan oluyor. Şuradan. Biraz düşüreceğim ki çok yukarıda kavruyor. Evet. Thank you.
Bir baksana kavramasın ağacı. Abi. Bir böyle bir kavramasına bak. Çok aşağıdan biraz daha düşüreyim mi? Ben buradan göreceğim zaten. Yarım debriyaj yaparak. Az daha düşüreyim mi, iyi mi? Düşüreyim değil mi? Tamam. Bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak da Erkan Usta bir son dokunuşları yapacak. Evet, müşterimiz ileride. Rica ederim. Normalde işi var ama beni kırmadı. En son ince ayarı Erkan Usta yapsın diye. Allah İstanbul'a buraya kadar geldik. Erkan Usta ayar yapmadan olmaz. Evet. O da kürkünü giydi, geldi. Resmi geldi bak. Bize özel. Evet. Giydim ya. Bu sistem güzel ama. Bak burada direkt sistem hepsi. Bazı motor sıcakken, bazı başlama. Mi? Evet. Çok güzel. Son sistem yapıldı. Atik Fest. İki dakika bir turlayın gelin. Turlayıp gelelim. Tabii. Tamam. Siz bir turlayalım. Ona göre bak. Tamam. Nasıl istersin? Yani ona göre şunu dersin işte şurada böyle abi. Bu videste böyle dersin. Ona göre oynarız. Tamam. Şu an test sürüşü başladı. 1'den 2'ye geçtik. Normalde 2'deyken böyle bıraktığın zaman araba böyle sürekli silkeleniyordu. Şu an çok güzel. Yani şu an yapmıyoruz silkelenmeyi. Aslında bu da gitti. Aracın fanı açıyor. Yani rölantiyi fazla düşürüyordu Ercan Usta'nın dediği. Evet, şarj dinamosunu bir kontrol edeceğiz. Zaten akümüz de değiştireceğiz. Akümüz biraz güçsüz bir akü. Bu olay için de onu da elektrikçi. Evet, elektrikçiye gideceğiz. Kalifer tesisatına bir bakılacak. Toplayacağız, güzel olacak. Peki şu arabayı bize gelmeden önce hiçbir yere gösterdin mi abi? Yani yaptırmak için. Şimdi şöyle, bu araba normalde 10 yıldır benim. Kayınpederim kullanıyordu, 1-1,5 yıldır Zonguldak'talar kendileri. Orada kullanıyorlardı. Böyle sorunlar çıkmaya başlayınca Zonguldak'ta ve Bartın'da birkaç ustaya götürmüşler. İşte eksentrik demişler, değişmiş. Enjektör demişler, değişmiş. Volant müşür demişler, değişmiş. Egzozuna kadar bayağı bir uğraşmışlar ama bir sonuç alamamışlar. İstanbul'da bana geldi. Ben aldım. Araştırmalar sonucu Uludağ Otomotiv ile Emrah abiyle tanıştık. Eyvallah. Sağ olsunlar. Sorunlarımızı çözdüler. Şu an araç gayet güzel, memnunum. Şu an aracın kalkışı vesaire gidişi güzel yani. Fazla zorlamak istemiyorum. Evet. Ercan abi dedi biraz motor alışana kadar. Evet, 1000 kilometre. Evet, 1000 kilometre biraz nazik kullan dedi. Ondan sonra tekrar bir yağ değişimi olacak. Evet, yağ filtresi değişecek. Ve sonradan tekrardan bir ayara yapılacak. RPG ayarına bir bakılacak. Evet. O ayar içinde İstanbul'da yaşadığı için müşterimiz Sefaköy'de abimin çırağı var, Ramazan Usta. Her zaman size söylerim arkadaşlar. Güvenilir adres, kaliteli usta. Oraya göndereceğiz. Kendisi ilgilenecek zaten. Bizim selamımızı söylemeniz yeterli oraya abi. Evet. Aracımıza yakıt alacağız arkadaşlar. Daha sonra dükkana geçeceğiz. Aracın son dakikaları. On bakışları yapalım. Bir istop edelim, bir yana bakacağım. Ya gözükmüyor ki. Gözükmüyor ki ya. Tertemiz ya. Rengi de tam yağ rengi almış, biliyor musun? Çubuk değil mi? Evet. Şey olsa, siyah olsa attım şırak diye çıkar. Güzelce terledik şimdi. Bakalım. Evet, belli. Oğlum bir yarım litre, bir 200 gram bir 10-40 getirin de bana. Ödüyorum 2000 liraya düşüyor. Ne zaman yapıyor? Test değiştik. Nereden alın abi adres? Onu daha yandıralım.
Şimdi abi motor yağına falan her şey değişti. Buna sekman atıldı. Yarım motor oluyor bu. Sinir kapak sıfır değişti. Zaten söyledik bunlar sana. Yalnız sen 1000 kilometre sonra bunun yağı değişti. Çünkü artık yağ çapaklarını... Yağ filtresi. Çapaklarını bunu almak lazım. Çıktığı kadar. Bir de 1000 kilometre sonra tekrardan gaz ayarına gir. Dediğimiz yerde başka bir şey yok abi. Tamam, zaten bir 10.000 yaptım mı da Erkan abi ziyarete geleceğiz. İnşallah. 1000'de oraya, 10.000'de bize. Evet, 10.000'de de Erkan abi ziyarete geldi inşallah. 1000'de bize. Bu arada arkadaşlar, müşterimizin bize toplam ödediği meblağ LPG montajı için 2800 TL. Totalde 13.000 lira ödedi. Bilginiz olsun. Tamam. Evet abi. Öpüşelim. Yok ya abiye son şey. Evet abi, son olarak. Elimize kolunuza sağlık. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sorunlarımızı çözdünüz. Var mı bir başka bir isteğin arzun abi? Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Bu da otomotive. Eyvallah abiciğim. Keseneye bereket, ayağına sağlık. Burada bir şey. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.